Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 21 Mart'ta Türkiye saatine göre akşam 20.23'te 0 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. İlkbahar ekinoksu ile birleşen ilkbahar yeni ayı doğuyor. Evet, Güneş'in 0 derece Koç burcuna geçmesi yeni bir astrolojik yılı da başlatıyor ve bu yeni ay ekinoksa denk gelen önemli bir yeni ay. Koç noktasında da meydana geldiği için toplumsal anlamda da çok daha görünür, dikkat çekici gelişmeleri işaret ediyor. Evet, an haritasında yükselende terazi burcunu görüyoruz. Terazi de koç gibi öncü bir burçtur. Ateş elementinin güçlü olduğu bir yeni ay bu. Enerjisi güçlü, dışa dönük, girişken, cesur, inisiyatif alan, hareketli bir yeni ayı bize işaret ediyor. Güneş Merkür'le birleşmiş durumda Koç burcunda. Jüpiter biliyorsunuz Koç burcunda. An haritasında yeni ay 6. evde görülüyor ve Mars tarafından yönetiliyor bu yeni ay. Mars İkizler burcunun 28 derecesinde haritanın 9. evinde yerleşmiş durumda. Güneş ve Mars arasında bir zıt açı, kare açı söz konusu. Ay'la da Mars'ın kare açısı söz konusu. Bu enerjiyi güçlendirmekle birlikte, cesareti arttırmakla birlikte biraz kontrolsüz, sabırsız, belki daha saldırgan, daha mücadeleci, çatışmalı bir enerji de ortaya çıkarıyor. Sonuçta Koç burcunun doğasında bir savaş, mücadele, rekabet söz konusudur. Eril bir enerjidir. Zaten birinci burç, dolayısıyla yeni başlangıçları, yeni deneyimleri özellikle burada işaret ediyor. Sıfır derece de zaten yeni bir enerji olduğunu bize gösteriyor. Liderleri yönetir, yöneticileri yönetir, özellikle askeri durumlar, savaşlar, ordular, askeri liderler Koç burcuyla ilgilidir. Bununla birlikte bireysel anlamda bu yeni ay bize daha girişken olabileceğimizi, kişisel isteklerimizi, arzularımızı yerine getirmek için belki harekete geçme konusunda daha iyi motive olabileceğimizi, inisiyatif alabileceğimizi de işaret ediyor. Evet, daha sabırsız ve dürtüsel olabiliriz. Bu mümkündür Mars'ın buradaki pozisyonu nedeniyle. Ama bir yandan da gerçekten fiziksel olduğu kadar duygusal da daha enerjik hissedebileceğimiz bir dönemdeyiz kendimizi. Artık Balık yeni ayının o içe dönük, aşırı duygusal, alıcı enerjileri dağılıyor. Daha dışa dönük, daha girişken, daha başlatıcı, mücadele edici, inisiyatif alıcı bir enerjiyi bize ortaya çıkarıyor. Özellikle öncü burçlarımız ve değişken burçlarımız etkilenecek. Birinci derecede lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarımız Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak. Bu burçların 0-5 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa etkiyi alıyorsunuz. Ve 0 derece olduğu için değişken burçların son dereceleri de etkileniyor. Yani İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarının 27 ve 30 derecesi arasında kişisel gezegenleri olanlar da bu yeni aydan etki alıyorlar. Zaten Mars son derecelerde İkizler burcunda, değişken burçların son derecelerine güçlü bir açı veriyor burada. Mars Betelgeuse yıldızı ile birleşmiş durumda. Çok güçlü bir yıldızdır. Mücadeleci bir yıldızdır. Savaşçı bir yıldızdır. Bir yandan zihinsel yetenekleri arttıran, iletişim becerileri, özellikle konuşma becerileri veren bir yıldızdır. Ama mücadeleci, gerektiğinde çok saldırgan olan, askeri yönlerde de çok enerjisi güçlü olan bir yıldızdır. Şiddet içeren durumları da tetikleyebilir. Savaş, işte saldırılar, patlamalar, bunun gibi durumları ortaya çıkarabilir. Zaten yeni ayın Mars'la zıt açısı biraz hani tehlikeli durumlar da oluşturabileceğini gösteriyor. Burada enerjiyi iyi kontrol etmek lazım. Çok fazla risk alabiliriz. Jüpiter'in de Koç burcunda olması bu anlamda iyimserliğimizi, cesaretimizi, özgüvenimizi arttırıyor ama bu gereksiz riskler de aldırabilir. İşte sabırsız davranabiliriz, aceleci olabiliriz. Bu durum kazalara yol açabilir, saldırgan olabiliriz, çatışmalara yol açabilir. Bunlar bireysel anlamdaki durumlar. Toplumsal anlamda artık Koç yeni ayıyla beraber dünya üzerinde biraz daha savaş enerjileri güçlenmeye başlayacak.
önümüzdeki 20 Nisan'da Koç burcunun bu sefer son derecesinde 29 derecede bir güneş tutulması yaşayacağız ki bu da Jüpiter'le birleşiyor. Güçlü bir şekilde Koç burcu enerjilerini ortaya çıkaracak. Artık mücadele, liderlik, bir şeyleri başlatma, inisiyatif alma, savaşma, rekabet ya da savunmaya geçme gibi durumlar çok daha kendini göstermeye başlayacak. Evet, diğer açılarına baktığımızda Merkür Güneş'le birleştiği için burada tabii ki Güneş'le birleşiyor Merkür. O da Koç burcunda zihinsel anlamda aslında yine hızlı düşünme, hızlı hareket etme, karar verme, yeni bir şeyleri bulma, belki bir yeni bir düşünce, yeni bir fikir olabilir. İletişim kurma, zihinsel aktiviteler, eğitim, seyahatler, ticari aktiviteler, tüm buralarda da yine güçlü bir temayı bize gösteriyor. Merkür ile Mars arasında karşılıklı ağırlama var ki bu özel bir pozisyon. Mars, Merkür'ün burcunda ikizlerde yerleşmiş, Merkür de Mars'ın burcu Koç'ta yerleşmiş. Bir birleşim enerjisi gibi düşünebiliriz bunu. Mars ile Merkür'ün bu güçlü bağlantısı hızlı hareket, hızlı düşünce, çok iletişim anlamına geliyor. Zaten ikizlerde Mars iletişim trafiğini çok arttıracak. Çok fazla haber, çok fazla bilgi var. Ama tabii bilginin zarar verici yönü de olabilir burada. Şey, yalanlar olabilir, bir şekilde iftiralar olabilir. Neptün de halen daha balık burcunda, Mars'la bir açı içerisinde spekülatif durumlar olabilir. Özellikle medyada olabilecek hareketler, sosyal medyadaki aktivite, haber trafiği, iletişim daha kışkırtıcı bir hale gelebilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Her duyduğumuza hemen inanmamak gerekiyor. Bilginin doğruluğunu sorgulamamız gerekiyor. Eğitim konuları dikkat çekebilir ki özellikle son dönemde üniversite eğitiminin şu anda ara verilmesi, işte online devam ediyor biliyorsunuz. Yüz yüze eğitim şu anda ara verilmiş durumda. Belki bu eğitim konuları yine çok fazla ülkemizde konuşulacak. Bazı yeni kararlar verilebilir. Belirli bölgelerde tekrar yüz yüze eğitime başlanabilir. Örneğin yüksek öğretim alanında. Bu da bir iletişim, eğitim konusunda olumlu bir adım. Bu yeni ayında hani ortaya çıkarabileceği yeni bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. İkizler burcundaki Mars hızlı hareket, seyahatler, bir yerden bir yere gitme, ulaşım anlamında da biraz daha bizi motive edecek. Yükselende terazi burcu görüyoruz ki terazi burcu ilişkiler, işbirlikleri alanında daha fazla beklentimiz olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda terazi uzlaşma, denge arayışıdır, diplomasidir, işte politikayı da gösterir, adalet arayışını, uyumu, eşitliği burada daha fazla beklediğimizi gösteriyor. Ve Koç yeni ayı 2 hafta sonra zaten terazi dolunayına ulaşacak. Yani bu dönemde özellikle hak, hukuk, adalet, eşitlik, belki siyasi ve diplomasi alanındaki konular, rekabet içerikli konular daha fazla görünür hale gelecek. Biraz riskler de var. Özellikle siyasi alanda yöneticiler, liderler burada tehlikeli durumlarla karşılaşabilirler. Hani bu sözel böyle bir bilgi trafiğiyle hani oluşabilecek böyle bir karalama, işte bir iftira ve benzeri gibi bir durumda olabilir. Ama direkt fiziksel bir saldırı, şiddet ve benzeri tehlikeli durumlar da olabilir. Bu konuda özellikle bence dikkat çekici ve ilerleyen süreçte yeni ayı takip eden günlere baktığımızda Mars İkizler Burcu'nun son derecelerinde ve hemen zaten ayın 23'ü 24'ü itibariyle 29 dereceleri analitik dereceye ulaşacak ki bu ülkemizin Türkiye'nin haritasında ay burcumuz biliyorsun 29 derece ikizler onun üzerine gelecek. Yani bu zor bir kombinasyon, zorlayıcı bir durum, tehlikeli durumlar olabileceğini de gösteriyor. Yine halka ve kitlelere zarar verebilecek durumlar. İşte sağlıkla ilgili konulara da dikkat etmemiz lazım. Bulaşıcı hastalıklar. Özellikle belki hayvanlar, burada hayvanlarda görülebilecek bulaşıcı hastalıklar, onların zarar görmesi ve benzeri durumlarla da yine ilgili olabilir. Gizli düşmanlıklar ve bunun sonucu oluşabilecek bazı yine tehlikeli durumlar.
Özellikle 22 Mart, 23 Mart, 24 Mart buralarda riskler öne çıkıyor. Daha sonra zaten Mars Yengeç Burcu'na geçecek. Mayıs sonlarına kadar Yengeç Burcu'nda olacak. Ülkemizin yükselen burcu, Burcu Yengeç. Ve Mars Yengeç'te biraz daha kişisel güvenlik alanlarında, işte genel olarak ev, yuva alanları, barınma, beslenme, güvenlik, aile, anne çocuk ilişkileri gibi konularda, temel ihtiyaçlar, özellikle barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarda daha hassas bir pozisyonda olacak. Buralardaki mücadeleler, buralardaki tabii ki zararlı durumlar daha dikkat çekici hale gelebilir ve ülkemizin de yükselen burcu üzerinde hareket edeceği için ayın 25'inden sonra özellikle halkın burada biraz daha belki içinde tuttuğu bazı duyguları, ihtiyaçları ya da beklentileri daha aktif bir şekilde dile getirmesi, daha belki tepkisel olması, daha dürtüsel davranması gibi durumlara da zemin hazırlayabilir. Güvenlik konuları yine çok önemli olacak. Hem genel sağlık konuları, temel ihtiyaçlarla ilgili konulardaki hassasiyetler ve iç huzur dediğimiz halkın güvenliği, toplumun huzuru, düzeniyle ilgili konularda burada yine çok önemli ve dikkat çekici hale gelebilir. Şimdi yükselen burçlarımıza göre tabii ki bizi etkiliyor bu yeni ay. Koç burcu haritamızın hangi evindeyse o ev konularında bir yenilik, bir cesaret, bir yeni başlangıç enerjisi var. Yükselen burçlarınıza göre de kısa kısa yeni ay enerjilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, koç yeni ayı sizin yeni ayınız. Şimdi yeni başlangıçlar, yeni hedefler hayatınıza getirebilirsiniz. Cesaretiniz de artıyor. Jüpiter sizin burcunuzda biliyorsunuz. Özgüveninizin, iyimserliğinizin arttığı ve dış dünyadan da bazı özel fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir dönem. Bu bir teklif olabilir, bir fikir olabilir ki Merkür burcunuzda yeni bir düşünce, yeni bir hedef, yeni bir plan, yeni bir düzen hayatınıza getirebilir bu yeni ay. Kendinizle ilgilenebilirsiniz, imajınızı değiştirebilirsiniz, yeni bir iş girişimi için adım atabilirsiniz. Yapmak istediğiniz her neyse hayatınızda, hayatınıza getirmek istediğiniz yenilik neyse bu yeni ay size o adımları atmanız konusunda gerekli motivasyonu veriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0-5 derece arasıysa yeni ay daha güçlü bir şekilde etkileyecek sizi. Mars'ın da zaten teşvik edici bir açısı var. Zihinsel enerjiniz artıyor, iletişim konuları artıyor. Yeni bir şeyleri öğrenme konularında da çok aktifsiniz. Entelektüel anlamda destekler alabilirsiniz. Bir eğitime başlamak, seyahatler. Özellikle belki yakın çevre ilişkileriniz bu dönemde kardeşler, akrabalar, komşularla ilgili dinamikler de çok belirleyici olabilir sizin adınıza. Sabırsız davranmayın, çok dürtüsel davranmayın. Çünkü fevri davranışlar, düşünmeden adım attığınızda ya da çok tepkisel davrandığınızda, örneğin düşünmeden konuşabilirsiniz. Bu biraz tartışmalara, işte böyle fikirsel çatışmalara yol açabilir. Özellikle kazalara ve sakarlıklara da ufak tefek de olsa dikkat etmekte fayda var sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, koç yeni ayı 12. evinizde doğacak. Kendinizle ilgili, bilinçaltınızla ilgili yeni keşifler yapabileceğiniz bir dönem. Zihniniz hızlı çalışıyor. Yaratıcı süreçlerde çok faydalı olabilir tabii ki. Yeni hesaplar, yeni planlar yapabilirsiniz. Bir yandan sanki böyle bilmediğiniz gizli bir şeyler de açığa çıkabilir. Bu yeni ayda gizli bilgiler olabilir. Bazı sırları öğrenebilirsiniz. Örneğin yalnız başınıza yapacağınız işler için iyi bir dönem. Ruhsal, bedensel, zihinsel arınma, terapi, şifa çalışmaları için bu yeni ay sizi çok motive ediyor. Aynı zamanda maneviyatın da çok güçlendiği bir dönemdesiniz. Bu yeni ayda daha fazla ruhsal, manevi çalışmalar yapabilir, biraz içe yönelişler yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir. Çevrenizdeki kişilere karşı daha hassas, duyarlı olabilirsiniz. Venüs'ün de burcunuzda olması bu yeni ay sırasında koruyucu bir etki sizin adınıza. Sağlıkla ilgili olduğu kadar güzellik, kişisel bakım, estetik gibi alanlarda da verim elde edebileceğiniz bir yeni ay. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, koç yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Yeni hedefler, yeni umutlar demek sizin için. Bir projeye başlayabilir, yeni bir teklif de alabilirsiniz. İş konularında da gerçekten motivasyonunuzun arttığı bir dönemde
olacaksınız. Mars zaten burcunuzda, artık son derecelerde ve çok güçlü bu dönemde, bu yeni ayda siz de daha hızlı, daha girişken, daha cesur davranabilirsiniz. Sadece sözlerinize, kullandığınız kelimelere dikkat edin. Daha sabırlı, daha sakin olmaya çalışın. Kazalara biraz açık olabilirsiniz çünkü. Arkadaş ilişkilerinizde belki yeni çevrelere gireceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Özellikle bazı organizasyonlar, ekip işleri, grup çalışmaları, belki bir eğitim ortamı olabilir ya da bir projeye ekip halinde başlayabilirsiniz. Belki bir dernek, vakıf çalışmasında aktif bir toplumsal alanda mesela kendinizi ifade edebileceğiniz fırsatlar ortaya çıkabilir. Geniş kitlelerin de dikkatini çekebileceğiniz bazı aktiviteleriniz bu yeni ayda olabilir. Daha cesur davranabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, öncü bir burcu olduğunuz için bu yeni ay sizin için önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0-5 derece arasıysa önemli etkiler alıyorsunuz. Yeni ay ile birlikte kariyer hedefleriniz, gelecek planlarınızda yeni kapılar açılabilir, yeni sayfalar açılabilir. Yeni bir işe başlamanız, yeni bir teklif almanız mümkün. Özellikle iş konuları, kariyer konuları, toplumdaki statünüz bu yeni ayda şekillenebilir. Üstleriniz, otorite figürleri veya aile içerisinde aile büyükleri ile ilgili konularda da yeni ay sizin için gündemler oluşturabilir. Taşınmalar, yer değişimleri de olabilir. Ayın 25'inden sonra Mars burcunuza geçecek. Enerjiniz artmaya başlıyor. Daha fazla inisiyatif alacaksınız. Belki bir şeyler için daha fazla mücadele edeceksiniz. Evet, bu sizi yorabilir ama yorduğu kadar da enerjinizin çok güçlü olduğu, daha savaşçı olabileceğiniz bir dönem başlıyor. Zaman zaman biraz böyle işte bulaşıcı hastalıklar gibi, enfeksiyonlar gibi konularda daha hassas olabilirsiniz, kırılgan olabilirsiniz. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Kaza ve sakarlıklara karşı da dikkatli adım atmakta fayda var sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç yeni ayı 9. evinizde doğacak. Bu yeni ay yeni bir düşünce, yeni bir fikir anlamına geliyor. Eğitimle de ilgili konular, özellikle akademik çalışmalar, eğitim hayatınızda bazı yeni kararlar vermeniz, yeni başlangıçlar yapmanız mümkün. Yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda da hedefleriniz var veya yeni oluşabilir. Bununla ilgili girişimleriniz olabilir, seyahatleriniz olabilir. Mahkeme, davalar, hukuksal arayışlarınızda da bazı adımlar atabilirsiniz. Yine inisiyatif alabilirsiniz bu yeni ayla beraber. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Koç burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Değişken burçlarımızın son dereceleri etkilendiği için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27, 28, 29 derecelerde ise özellikle Mars'tan önemli bir açı alıyorsunuz. İş ortamında, kariyer ortamında mücadele edilmesi gereken bir dönem. Zaman zaman daha sabırsız olabilirsiniz. Biraz ilişkileri iyi yönetmek gerekiyor. Ve bu yeni ay parasal gelirleriniz anlamında, özellikle hisseli paralar, borç alacak konuları, kredi, bir borcun ödenmesi, sigorta, emeklilik, belki bir nafaka miras konunuz var. Bunlarla ilgili bir adım atma veya bir beklemediğiniz bir durumun ortaya çıkması ya da bir karar vermeniz yönünde önemli gelişmeler ortaya çıkarabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Koç burcundaki yeni ay ilişkiler evinizi etkiliyor. Sizin için yılın önemli bir dönemi. Bu yeni ayın ardından 6 Nisan'da burcunuzda da bir dolunay meydana gelecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0-5 derece arasıysa yeni ayın etkileri sizin için daha önemli olabilir. Her türlü ilişki dinamiğinde yeni kapılar açılabilir size. Yeni tanışmalar, yeni teklifler, evlenme kararları, işbirlikleri, bazı anlaşmalar, sözleşmeler, imza atılması gereken konular olabilir. Bunun yanı sıra mahkeme, dava gibi bazı hak arayışlarınızda, rekabet içerikli konularda da bu yeni ay daha güçlü etkiler ortaya çıkarabilir. Enerjinizin güçlü olduğu bir dönem, seyahatler söz konusu olabilir. Aktif olarak eğitim hayatınızda da bazı adımlar atabilirsiniz ya da bir karar verebilirsiniz. Kendinizi ifade edebileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ancak ilişkileriniz özellikle sizin için daha belirleyici olacak gibi görünüyor. Başkalarından birebir hizmet aldığınız kişilerle de ilgili durumlar olabilir. Hani sürekli hizmet aldığınız kişilerle ilgili belki yeni kararlar verecek, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Sevgili akrepler ve yükselen burcu
akrep olanlar, Koç burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınızın düzeni, rutinleriniz, alışkanlıklarınız, çalışma düzeniniz, belki sağlığınız, hani buralarda bazı yeni düzenlemeler anlamına geliyor. Bu yeni ay sırasında sağlığınızla ilgili bir konunuz varsa kendinize zaman ayırabilir, belki kontroller yaptırabilir, bir tedaviye başlayabilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek, yaşam konforunuzu arttırmak adına diyete başlamanız söz konusu olabilir. Beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. İş yerinizde çalıştığınız ortamların yenilenmesi belki söz konusu. Beraber çalıştığınız kişiler, yardımcılarınız, asistanlarınız, hani buralarda bir yenilik olabilir. Bir yeni adım atılabilir. Sağlık konularına dikkat edin genel itibariyle. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz eğer şu ana kadar böyle bir sorumluluğunuz yoksa. Belki günlük hayatınızda böyle bir yenilik olabilir sizin adınıza sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç burcundaki yeni ay 5. evinizde parlayacak. Sizin için gerçekten güzel, keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Jüpiter'den, Merkür'den güzel açı alıyorsunuz. Mars'a biraz dikkat edin 7. evinizde ama artık ayrılacak oradan, az bir zamanı kaldı. İlişkilerle ilgili güçlü etkiler var. Özellikle romantik ilişkilerde yeni kapılar açılabilir size. Teklifler olabilir. Yeni bir aşk gündeme gelebilir bu yeni ayda. Çocuklarla da ilgili gelişmeler olabilir. Belki evliyseniz çocuk sahibi olmak konusunda adım atabilirsiniz veya anne baba olabilirsiniz. Bu da söz konusu. Her türlü ilişki dinamiğinizde hareketli olabileceğiniz bir dönem. Eşinizle size keyif verecek romantik bir seyahat, bir tatil, bunun gibi bir organizasyon yapabilirsiniz veya eşiniz tarafından size bir jest gelebilir. İşbirlikleri ve ilişkiler alanında da beraber çalıştığınız eşin, partneriniz, ortağınız, onunla ilgili konularda rekabet içerikli durumlar varsa veya bazı anlaşmazlıklar varsa bunları da iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişiler daha sinirli, daha böyle rekabetçi, biraz aşırı saldırgan olabilir bu dönemde. Sakin, sabırlı, sağduyulu olmakta fayda var. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Koç burcundaki yeni ay 4. evinizde doğacak. Önce burçlarımız etkileniyorlar. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir. Bu yaşadığınız ev, yuva, genel düzeninizle ilgili alanda bir yenilik de getirebiliyor size. Aslında bir taşınma konusu, belki bir ev alma konusu olabilir. Aile olma, evlenme gibi bir konuda olabilir. Çocuk sahibi olmak, ailenizi büyütmek gibi konularda Jüpiter nedeniyle şansınız var. Yaşadığınız yerde bir düzenleme de yapabilirsiniz. Belki bir tadilat, bir dekorasyon. Aile üyeleriyle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konularınız söz konusu olabilir. Eğer burada sizi zorlayan bir sağlık sorunu veya hani bir konunuz varsa belki aile üyeleriyle de bu yeni ayda daha fazla ilgilenmeniz, onlarla biraz daha belki meşgul olmanız gerekebilir. Çalışma düzeniniz, evde çalışan oğlaklar için evde belki yeni bir işe başlamanız, evde bir düzen kurmanız, bununla da ilgili bazı önemli arayışlarınızın, hareketin olması mümkün. Enerjinizi daha çok günlük hayatınıza, ev, yuva, özel yaşamınıza bu dönemde yönlendirebilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Koç burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Yeni bir fikir, yeni bir düşünce anlamına geliyor. Sizi destekleyen bir yeni ay. Yakın çevrenizdeki hareketler artıyor. Belki yeni bir komşu edineceksiniz. Kardeşlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Seyahatleriniz olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Çünkü meraklı olacağınız bir dönem. Öğrenmek istediğiniz konularda kurslara, eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. Kısa veya uzun seyahatleriniz olabilir. Bu yeni ay dönemiyle beraber. Mars'ın da açısı sizi destekliyor. Özellikle medya, yayın işleri, iletişim, eğitim, ticari aktiviteler, yurt dışı konuları, seyahatle ilgili her türlü konuda hareketli olabileceğiniz, inisiyatif alabileceğiniz güçlü bir yeni ay. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, değişken burçlarımızın son dereceler etkilendiği için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27, 28, 29 derecelerde ise bu yeni ay sizi etkileyecektir. Ve Mars'a biraz dikkat edin lütfen. Mars halen daha 4. evinizde bu yeni ay sırasında huzursuzluk, gerginlik yaratabilir. Özellikle aile içi ilişkilerde biraz daha
kendinizi hassas hissedebilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili konular sizi yorabilir. Kazalara, sakarlıklara dikkat edin lütfen. Çok sabırsız, dürtüsel davranmayın. Güvenliğinize dikkat edin. Koç yeni ayı parasal konularda bazı yenilikler getirebilir. Yeni bir iş, yeni bir kazanç imkanı olabilir. Belki evde çalışacağınız bir iş olabilir. Online bir iş olabilir, e-ticaret gibi. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bazı fırsatlar da ortaya çıkabilir. Sahip olduğunuz mal varlıklarınız, bir toprak, gayrimenkul olabilir, aileye ait bazı değerleriniz olabilir. Bunları nasıl değerlendireceğiniz, nasıl yöneteceğiniz anlamında da bazı yeni kararlar verebilirsiniz örneğin. Yani bu bir alışveriş de olabilir, bir yatırım kararı olabilir. Size ait bazı mülklerin satışı, kiralaması söz konusu olabilir. Bunun gibi alanlarda özellikle maddi anlamda size yeni kapılar açacak bazı kararlar vermeniz mümkün sevgili balıklar.